Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zaman oldu. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten çok uzun bir zaman oldu video çekmeyeli. Ve aslında zaten hani şeyi belirtmiştik. Editli video yapmayacağım artık ama böyle ortaya konuşup ve hiçbir edit yapmadan edit yapmadan deyince de sanki böyle kötü bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi, çünkü hani yaptığım şeyi düzeltmiyormuşum gibi, direkt böyle sunuyormuşum gibi oluyor ama yok, kastım o değil. Hani daha fazla vakit harcayamayacağım bir durumda olduğumu belirtmek için bu kalıbı kullanmıştım. Neyse, lafı çok uzatıyorum gene, farkında. Neyse, sizleri çok özledim. Öncelikle onu söylemem lazım. Çok uzun zaman oldu. Heyecanlıyım. O yüzden dilim sürçerse, sürçülisan olursa lütfen affediniz diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmıyorum. Bakalım bir sonraki Diablo expansion'ında bizi neler bekliyor olacak. Çünkü bugünkü konumuz Diablo'nun bir sonraki, yani Diablo 4'ün diyeyim, Diablo'nun demeyeyim. Gerçi Diablo evreninin tamamını baz alırsak Diablo'nun bir sonraki expansion diyebiliriz. Çünkü hani artık 1, 2, 3, arada Immortal var, İşte 4 falan dersek Diablo serisinin devam ettiğini kabul edersek yeni bir expansion geliyor şeklinde Diablo'nun expansion diyebiliriz. Ama Diablo 4 oyununa gelen ya da gelecek olan, 8 Ekim'de gelecek olan Vessel of Hatred, nefretin bedeni, nefretin cesedi, nefretin bedeni de mi bilmiyorum hangisi daha doğru olur, siz seçiverirsiniz arasından, isimli expansion'ı yaşayacağız birlikte. Bakalım bizleri neler bekliyor diye yorumlar yapacağım. Tabii ki bu yorumlar hikaye üzerine olacak. İşte şöyle item gelecek abi, çok süpermiş, işte şöyle bir oyun mekaniği gelecek, işte bizi uçuracak falan tarzında bir yaklaşım olmayacak. Biliyorsunuz ben genelde Diablo oyunlarını lore wise, yani hikaye üzerine oynuyorum. Tabii bu arada hani her sezon giriyorum düzenli olarak, oyunumu bitiriyorum, işte bütün gereksinimleri, sezon gereksinimlerini yapıyorum. Mümkün mertebe high end'e, yani oyun sonuna kadar kasıyorum karakterimi ama ya biliyorsunuz artık ortam eskisi gibi değil, yani özellikle oyunculuk ortamı. İnsanlar müthiş bir grind'la, müthiş bir zaman harcamayla müthiş yerlere gelebiliyorlar. Yani demek istediğimi anladınız siz. Ben daha çok hikaye üzerine konuşacağım. Şimdi biz biraz isminden, dediğim gibi, yola çıkılacak olursak zaten aslında pek çok şeyi adında barındırıyor. Vessel of Hatred ismi. Hatred'ın, yani nefretin bedeni olacak. Biz en son ne yaşamıştık? Şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak, şimdi o araya aslında videolar falan da sokmam lazım da o videonun süresini çok uzatacak. O yüzden bunu yapma tercihinde bulunmuyorum. En son biz Lilith'i kestik. Lilith'i kestik ama Lilith'i biliyorsunuz, yani biz iblisleri öldürdüğümüz zaman direkt sonsuza kadar öldürmüş olmuyoruz. Lilith evet çok güzel bir boss'tu, çok güzel bir giriş yapıldı, çok güzel bir karakterdi. Ama aslında Diablo evreninin bir önceki oyunlarına baktığınız zaman Lilith bir alt seviye bosslardan, bir alt seviye iblislerden biriydi. Bunu sıkça da dile getirdim. Benim yayınlarımı, benim videolarımı izleyenler hatırlayacaktır bu sözlerimi. Lilith, nefretin, yani Mephisto'nun, nefretin baş iblisinin kızı. Daughter of Hatred olarak geçiyor. Evet, Sanctuary'nin kurucusu. Evet, Succubus'ların annesi, Nephilim'ların annesi ve birçok şey. Evet, çok önemli bir karakter. Burada küçültmek niyetinde değilim. Ama Diablo, Mephisto ve Baal kadar da bir üst seviye iblis değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve ben Diablo 4 oynarken de, Diablo 4 ile ilgili videolar çekerken de, hikaye ile ilgili konuşurken de şu cümleyi de mutlaka sarf ettiğimden eminim. Yani kendime o anlamda güveniyorum. Diablosuz bir Diablo oyunu olmaz. Şimdi bizi bu expansion'da özellikle Mephisto ile alakalı içerikler beklediğinden eminim. Eminiz, zaten herkes bunun üzerine konuşuyor. Bu arada hani ben de tabii ki boş durmadım. Evet, belki videolar çekmedim ama Reddit'ten okudum, YouTube'dan takip ettim. Çok değerli Türk içerik arkadaşlarımız çok güzel içerikler çıkarmışlar ortaya. Onları takip ettim. Onlarla alakalı da konuşabiliriz yeri gelince. Ama şunu söyleyebilirim, hala Diablo'ya dair bir iz yok. Biz şu anda Mephisto'yu konuşuyoruz. Mephisto'nun bedeniyle alakalı bir expansion bekliyoruz. Ve hala Diablo'ya dair bir iz yok. Biz en son ne yapmıştık? Lilith'i öldürdük. Nyrall orada Lilith'i Soulstone'a, yani ruh taşına hapsetmek yerine Mephisto'ya hapsetmişti ve
yani tabiri caizse amiyane bir tabirle Soulstone'u alıp kaçmıştı. Bizim yeni, yani kaçmıştı derken hani onu ortamdan uzaklaştırmak niyetiyle kaçmıştı diyeyim. Ve yeni Horadrim üyesi olarak macerasına başlamıştı diyebiliriz. Bu yani bitiş ardından bir şöyle söyleyeyim, şöyle aşağı doğru inelim. Battle.net, Xbox, PlayStation, Steam, artık Diablo Steam'e de geliyor bu arada. Değişik şeyler oluyor. Özellikle Blizzard ekibi Microsoft'a geçtiğinden beri. Neyse, bu konular çok uzun, oralara girmeyeceğim. Şöyle gideceğim ben, hani biraz cümle devrilmiş oldu ama kusuruma bakmayın. Şu anda Diablo 4 Vessel of Hatred ana sayfasındayım. Ana sayfadan aşağı doğru gideceğim ve aklıma gelen hikayeyle ilgili noktalara değineceğim. Eksiğim olursa yorumlarda tamamlarsınız ya da belirtirsiniz. Onunla ilgili yeni bir video çekeriz. Neticede artık bu işe tekrar başladığımı söyleyebilirim. Orada tekrar başladım derken hani full faça eski içerik üretici günlerime dönebilecek değilim. Çünkü biliyorsunuz bir bebeğim oldu. 1 yaşına geldi, ellerinizden öper. Öyle söyleyeyim. Fırsat buldukça ekranların başına geçmeye çalışacağım. Velhasıl şu anda dediğim gibi Diablo 4 Vessel of Hatred sayfasındayız. Burada bizi ilk başta işte expansion'ın, yani eklenti paketinin geleceği tarihi belirten yazı karşılıyor. Evet, Ekim 8'de geliyor. Yeni klas, yeni bölge, yeni hikaye ve sonsuz iblis, sonsuz şeytanlık diye tanımlarını yapmışlar. Dediğim gibi işte bu platformlarda gelecek. Expansion'ın trailer'ı çıktı ama expansion'ın trailer'ını konuşmadan önce bununla ilgili bir teaser çıktı. Ben hani announce trailer diyelim, teaser diyelim. Ben ilk önce onunla ilgili başlamak istiyorum. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü orada da çok fazla şey açıklandı diyebilirim, ortaya çıktı diyebilirim. Ben bu videoları izlediğinizi düşünüyorum. O yüzden videoları önce baştan sona izleyip sonra yorum yapmayacağım. Giderken, yani videoyu izlerken beraber de yorum yapmayı düşünüyorum. We have each played a part in what has happened here. Evet, dediğim gibi hemen durduruyorum, daha 10. saniye. Çok sık bir ormanlık alanda hikayenin geçeceğini, artık o kadar çok konuşulduk ortamlarda. Siz de mutlaka Diablo ile ilgili en ufak bir bilgiye eriştiyseniz, en ufak bir merakınız varsa, en ufak bir araştırma yaptıysanız bununla ilgili çok fazla yorum görmüşsünüzdür. Ormanlık, özellikle yağmur ormanı şeklinde bir görsel temada Vessel of Hatred expansion'ın geçeceğini herkes tahmin ediyor. Buradan yola çıkarak ipuçları çok fazla yerlere dağılıyor. Bununla ilgili konuşacağız ama bu söylemem gereken bir detaydı. Bu arada konuşan kişi Nairal, evet biliyoruz artık onu da çok... Aha, Nairal mi konuşuyor şu an, falan tribine girmeyelim. Akarata dua ediyor. Niye Akarata dua ediyor? Çünkü Nairal kendisi bir Ziyan. Ixian. Nasıl telaffuz edersiniz bilmiyorum ama X, I, A, N harflerinden oluşuyor. Ziyan diyorum ben. Ziyan ırkına, Ziyan bölgesine mensup bir kişi ve Akarat inancı buradan başlıyor arkadaşlar. O yüzden bu bölgenin bir halkından birisi olarak Akarat'a inanıyor olması çok normal ve Akarat'a dua ediyor olması da çok normal. Bu arada Diablo 4'te zaten Akarat ve özellikle Akarat temelinde değil ama ışığın kilisesi üzerine kurulmuş çok fazla tema gördük, çok fazla içerik gördük. Bu Nairal ile birlikte bunun devam ettiğini de görüyoruz. Bu arada Mephisto da alttan veriyor mesaj, işte bunu beraber yaptık çünkü falan filan. Veriyor yani alttan mesajı. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Evet, bize böyle bir announce trailer, yani Vessel of No. Hatred'ın nasıl söyleyeyim, açıklandığı reveal announce trailer, işte anons edildiği bir video yayınlandı. Ben özellikle burada durduruyorum. Buranın mimari yapısı aslında bize çok fazla mesaj veriyor. O yüzden ben burada konuşmak istiyorum birazcık. There will be no salvation in the light. Klasik korku cümlelerden bir tanesi. Çünkü Mephisto inanılmaz bir yozlaştırma yeteneği var. İnanılmaz kalplere ve beyinlere hükmetme yeteneği var. Kurtuluşu, ışıkta kurtuluş olmayacağını tehdidini yapıyor bize. Velhasıl
görsele gelelim. Görsel arkadaşlar Kurast bölgesinin mimari yapısına sahip. Bu çok önemli bir detaydı. Bu arada Enhanced Trailer ilk çıktığında aslında bunun üzerine çok konuşulabilirdi ama hani 3-5 dakika konuşurduk geçerdik diye özellikle bir video çekme ihtiyacı duymadım, dürüst konuşayım. Ama expansion'ın açıklanmasıyla, tam açıklanmasıyla birlikte artık bir video çekeyim dedim, elim ayağım kaşındı iyice. Kuras bölgesinin mimari yapısına hakim bir görüntü var karşımızda. Kuras bölgesi neden önemli? Diablo 2'ciler evet şu anda bağırıyor, biliyoruz geç artık buraları falan. Ama Diablo 4 ile Diablo evrenine giriş yapmış arkadaşlara bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mephisto'nun Diablo 2'de hakimiyet kurduğu, Diablo 2'de değil aslında çok fazla geriye dayanıyor konu ama oyunları baz alırsak Diablo 2'de hakimiyet kurduğu arazi burasıydı. Ben özellikle şu an baktığımız görseli Treewinkle Tapınağı'na çok benzetiyorum. Özellikle o dönemki oyun nasıl söyleyeyim, grafiklendirmesine bakacak olursak çok fazla böyle yüksekten bakabildiğimiz ya da tam araziyi görebildiğimiz görseller yoktu. O yüzden bu tarz görseller çok şu anda ne derler, eski oyuncular için özellikle tüyleri ürpertici olabiliyor, böyle iç gıcıklayıcı hoş anlamda böyle olabiliyor. Ben burayı Treewinkle Tapınağı'na benzetiyorum. Tabi arkaya doğru şehirde uzanıyor bu arada. Burası belki Yason Tapınak ya da ilk tapınak olabilir. Biz bu tarz arazide Diablo 2'de oyun oynadık. Hatta Kuras bölgesinde görevler yaptık. Çok rune aradık. İşte ber falan arayan arkadaşlara selam olsun bu arada. Velhasıl ber neydi ya? Ne düşmek bilmeyen bir rune'dur o ya. Neyse, Kuras'ta çok fazla gezindik ve Treewinkle Tapınağı'nın derinliklerinde Mephisto'yla yüzleştik. Mephisto'nun hikayesine detaylı girmeyeceğim. Beni takip ediyorsanız blog sayfamda çokça var, YouTube kanalımda çokça var. Zaten bu videoda YouTube kanalımda sanki çok... Neyse, çokça bahsettim. Ulaşacağınız yerlerin linki zaten aşağıda olacaktır. Mephisto ile ilgili detayları aldığınız zaman da aslında bu tarz bazı görsel şeylerin ha dedirtecek kıvama geliyor arkadaşlar. Mephisto buradaki Zakarum Kilisesi'nin yozlaştırmasıyla aslında dünyaya hüküm sağlamaya çalıştığı dönemler olmuştu. O yüzden bu görsel özellikle eski oyuncuların içini gıcıklıyordur eminim. Uzatmayayım, hemen diğer videoya geçeyim. Diğer videoda arkadaşlar expansion'ın hani fragmanı öyle söyleyeyim. Bu video biraz daha sansasyonel olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha çarpıcı oldu. Evet, Nairal bir kayıkta gidiyor. Dua ediyor ve fark ettiyseniz geçtiği yerler yozlaşıyor arkadaşlar. Çok basit tabii, bunun açıklama ihtiyacım yok aslında. Herkes eminim tahmin etmiştir ama Mephisto'nun etkisiyle etrafında ne varsa, ne varsa yozlaşıyor. Ve yine Akarat'a dua ettiğini görüyoruz burada da. Arkadaki kayıkçı bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Mephisto'nun gücü artık ruh taşının dışına taşmaya başlamış durumda. Annesi sesleniyor buradan Eren'in. Ben seni böyle mi yetiştirdim falan. Biraz sakinliyor gibi duruyor ama. Nairn'in en büyük yaptığı hata bu. Akarat Tomb olayı bu. Nairn'in annesi selam olsun. Ellerinden öperiz, hazır bayram vakti. I must get to the Akarat Tomb. Bu arada leaklerden bir tanesi. İleride konuşacağız ama Raid gelecek. Raid'de Akarat'ın mezarı olacağı tahmin ediliyor. Çünkü taşı Nairn'in Akarat'ın mezarına götürmeye çalıştığı düşünülüyor. Bu arada Akarat'la ilgili şöyle kısaca bir bilgi vereyim ben. Akarat Kuras, yani Trojan ormanlarını, Kuras ormanlarını, yani şöyle haritayı açayım ben. İlla videoyu bitirmek durumunda değiliz. Şurada, 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 şurada değil. Harita nerede? Ha, harita burada. Heh. Kejistan bölgesinin güneyinde Kurast, Vizjun bu arada. Ah ah, anılar anılar, hikayeler hikayeler. Arkadaşlar lütfen gerçekten derinlemesine hikayeyi takip etmek istiyorsanız kanalımdaki videoları sırayla izleyebilirsiniz ya da Ice Relax Blogspot sayfamdaki yazıları da okuyabilirsiniz. Bu bölgede gezinirken kaybolduğu düşünülüyor Akarat'ın.
Yani akarat şöyle söyleyeyim. Bu arada Ziyan Say, hani telaffuzunda zorlanmış olduğum ya da emin olamadığım bir ırk vardı ya, Ziyan ırkı, ki Nareal de buradaki ırka mensup. Ziyan Say adasından çıkıyor ve öğretilerini yaya yaya Kecistan'ın güneyine kadar geliyor. Bu Trojan bölgesi, Vizyum ve Kurast üçgeni arasında öğretilerini yayıyor Akarat ve daha sonra kimi söylentilere göre doğuya doğru, Swamplands'a doğru, Yüre'nin doğusuna doğru, bu tarafa şöyle şu yolda giderken kayboluyor. Kimisine göre de hala bu ormanların içinde geziniyor. Kimisine göre de hala bu ormanların içinde gezinirken ölüyor ve nerede olduğu bilinmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Akarat'ın mezarı olduğu dahi bilgisi normalde yoktu. Benim için açımdan öyle söyleyeyim. Kendi yaptığım araştırmadan bilen vardır belki. İşte şu o birader, bu da ne biliyor ki ya, sallıyor falan moduna girilmesin. Akarat'ın mezarının nerede olduğu bilinmiyordu ve bu video çarpıcı bir şekilde Akarat'ın mezarının olduğunu ve Nairil'in de bu mezara gittiğini ve bu mezara, ki Akarat aslında çok güçlü bir varlık, öyle söyleyeyim, çok güçlü bir inanç öbeği, inanç noktası, inanç merkezi. Oraya Mephisto'nun ruh taşını götürüyoruz. Gerçekten çok zekice bir hareket. Ama şöyle de yorumlayabiliriz. Al, belki de oradaki güce sığınarak ruh taşının içindeki gücü kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Tekrar videomuza geri dönelim. To Akarat's tomb. But look at you. You're killing yourself. Kendini öldürüyorsun diyor annesi. I don't know how much longer. Bu işte aslında şu an, tabii Nalan'ın annesinin öldüğünü biliyoruz. Hikayede hep beraber oynadık. Şu anda Narel'in bilinç altında çok zorlandığının ve ruh taşını taşımanın yükünün ne kadar ağır olduğunun göstergesi yani bu sahneler. Bunu daha önce Marius hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Bu arada Mephisto vazgeçirmeye çalışıyor. Müthiş bir sinematik gerçekten. No. You made a choice. And I warned you, little magpie. There would be consequences. İnanılmaz bir yaslanmış gerçekten. Burası Nairel'in iç dünyası ya da şöyle söyleyeyim. Aslında bir nevi Mephisto'nun alemin, yani nefretin aleminin yapısına sahip bir görsel yer diyeyim, ama normalde Nairel'in iç dünyasının bir yansıması. Mephisto onu yozlaştırmaya çalışıyor ve Mephisto'nun taktiği, tekniği budur. Yani Baal gibi ortalığı yıkarak gitmez, Diablo gibi ortalığı terörize ederek gitmez. Biraz daha zekidir, güçlüdür, bundan dolayı daha güçlüdür. Yavaş yavaş işler, planları Mephisto'nun öyle paldır küldür girmez. Burada aslında onu çok net bir şekilde göstermiş ve Mephisto'nun da neden en büyük, neden en güçlü İblis Lord'u olduğunun da açık göstergesi olmuş bu video diyebilirim yani. Surrender. Taşı ben kontrol ediyorum diyor. O da sen yanılıyorsun, sadece tutuyorsun diyor. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Evet, Mephisto'nun gücünün net bir göstergesi. Maybe you're right. Maybe I could use some help. O kayıkçı dayı çoktan gitti. GG. Çok hafif alıyorsun Nairel Mephisto'nun gücünü. Bu arada hani Nairel işte Akarat'ın mezarına götürüyor, bir yerlere gidiyor falan. Bu arada Akarat'ın mezarına götürüyor konusunu Book of Lorat'tan geliyor. Bu arada Reddit'te falan bulabilirsiniz çok. Artık gizli bilgi olmaktan çıktı. Çünkü Book of Lorat'ta yazıyor bu aslında. Hani ben sahip değilim, o yüzden konuşabiliyor olmam için sahip olup
şey yapmam lazım ama neyse, dediğim gibi yani çok fazla kaynakta bundan bahsediliyor artık. O yüzden çok da gizli bir bilgi değil. Şurası yani şu gördüğümüz sahne o Book of Lorath'taki alıntıya istinaden şöyle söyleniyor. Çünkü Book of Lorath'ın bir sayfasında bir yerinde Nyrell bir mektup bırakıyor. Lorath'a ya da işte her kimse artık bize. Bu mektup Kurast limanına bırakılıyor. Biz oraya geçeceğiz büyük ihtimalle. Öyle yorumluyorum ben. Ve Nyrell'i bulamayacağız. Daha sonra Nyrell'in peşinden gideceğiz. Yani evet, hikayenin belli bir bölümü Kurast bölgesinde geçiyor olabilir ama Nyrell şu anda orada değil. Oradan ayrılmış durumda. Ve Akarat kelimelerine bakacak olursak Swamplands bölgesine de bir kayıntı olabilir şeklinde düşünüyorum. Ben burada Kurast bölgesini terk ettiğini düşünüyorum Nyrell'in. Ama bunun da Mephisto tarafından yaptırıldığını düşünüyorum. Yani özellikle sen hiçbir şeyi kontrol etmiyorsun. Sen sadece taşı tutuyorsun sözleri. Ve Akarat'ın mezarına gidiliyor olması Mephisto'nun Akarat'ın gücünü konsüm, yani Akarat'ın gücünü emmek istediğinin sonucu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Nyrell özellikle arkadaşlar, biz geçmişte ne Deckard Cain'ler, ne Bul'Katos'lar, yani ne karakterler, ne Nephilim'ler atlattık da Nyrell'e mi kaldı işimiz? Şimdi küçümsemiyorum Nyrell'e. O da çok güzel bir horror dilimdir. Eyvallah, hani bir şey demiyorum ama yani dediğim gibi o bir tarafta Deckard Cain'ler, Trill'ler falan vardı. Yani Nyrell, sen mi zapt edeceksin Mephisto'nun gücünü? Yani sen mi kontrol edeceksin Mephisto'yu? Tabii ki de hayır. O yüzden ben Mephisto'nun irade gücüyle Nyrell'i yönlendirdiğini ve aslında Lilith'in İşte öldürülüp tekrar cehenneme gönderilmesi, orada işte ruh taşının içine Mephisto'nun özünün hapsedilmesi, işte ruh taşıyla birlikte Nyrell'in önce Kurast'a sonra her nereyeyse, Akarat'ın mezar olduğunu düşünüyoruz, Swamplands'da olabilir diye söylentiler çok. Bu yolculuğu tamamen Mephisto'nun planladığını düşünmekteyim, öyle söyleyeyim. Yani kusura bakma Nyrell, seni seviyoruz, eyvallah. Diablo 4'te çok önemli bir horror dream'sin ama olacak şey değil gerçekten. Bilmiyorum. Çok da konuştum ama. Devam edelim. Expansion sayfamıza. Bizi neler bekliyor hakkındaki yorumlarımıza. Evet, tabii ki ben şimdi hikaye bazı konuşacağım ama neler geldiğini de konuşmayacak değiliz. Yeni bir class geliyor. Spiritborn. Apex Predator of the Jungle. Şöyle bir düşünecek olursak, Kurast'a gidiyoruz. Ruhlarla ilgili, yani ruh. Ruhsal doğan, ruh doğan. Ruhtan doğmuş. Velhasıl. Ruhlarla alakalı bir konudan konuşuyoruz ve biraz daha hani yakıp döküp kırmaktan ziyade yozlaşmaktan, ruhun yozlaşmasından, kalbin yozlaşmasından bahsediyoruz. Ve böyle bir yapı altında Spiritborn klasının ben açıkçası Diablo 3'teki Witch Doctor'a benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz bölge, haritayı açacak olursak, Kurast, Vizjun, Trojan Jungle üçgeni etrafında döneceğini düşünüyoruz. Trojan bölgesinde ve Vizjun bölgesinde vakti zamanında yaşanmış büyücü klanlar savaşının sırasında daha önce hani uzun uzun hikayeler var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Uzun uzun şeyler yazdık, çizdik, bizdik. Burada bu Witch Doctor ırkının, sınıfının, klanının olduğunu biliyoruz. Bunlara Umbaru klanı deniyor. Yine biz bu bölgeye geldiğimiz için böyle bir benzer sınıftan söz edebileceğimi düşünüyorum. Bu arada beni sosyal medyadan ve blog sayfamı takip ediyorsanız, özellikle mesela Instagram'da böyle bir paylaşımım olmuştu. Çok kısa bir paragraf okuyayım size bununla alakalı. Vizjeray klanının cevabı sert olacaktı. İblis çağırma büyülerini daha agresif hale getirdiler ve amansızca düşmanlarının üzerine saldılar. Hatta iblis çağırma büyülerini daha ileri giderek Trojan ormanlarını mesken edinmiş yerel halk, Umbara kabilesinin üyelerinin bedenlerini kullanarak onların içine çağırdıkları iblisleri yerleştirdiler. Hatta bu acımasız deney sonucu oyunda çokça karşılaştığımız Khazra, bu hatırlarsanız keçi adam konsepti oradan geliyor, ırkı, yani Khazra ırkı ortaya çıkmış oldu.
Umbar Clan ise oynanabilir Witch Doctor sınıfında tanıyanlarınız olabilir. Bu da Diablo 3'teki Witch Doctor sınıfına işaret ediyorum. Ve Heroes of the Storm'da da Nazibo isimli karakter vardı. Ki Nazibo Witch Doctor'daki, yani özür dilerim, Diablo 3'teki oynadığımız Witch Doctor sınıfındaki karakterin Nephilim'in adı olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle küçük bilgiler de paylaşıyorum ben kendi sosyal hesaplarımdan. O yüzden takip ederseniz güzel küçük altıncıklar yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine blog sayfamda Diablo ile ilgili yapmış olduğum videoların metinlerini, yazmış olduğum hikayeleri bulabilirsiniz. Bu hikaye Büyücü Klanlar Savaşı ve Yure Şehri isimli videomun tekstinde geçiyor. Burada da işaretledim. Buradan da bulabilirsiniz. Yani ben Vessel of Hatred expansion'da gelecek olan Spiritborn klasının bir Witch Doctor benzeri, Witch Doctor vari bir şey olacağını düşünüyor olmamın sebebi de bu arkadaşlar. Ve az çok da aslında yaptığım araştırmalara bakacak olursak hemen hemen de herkes de aynı şeyi konuşmuş. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi blog sayfamı ya da eski videolarımı takip ederseniz burada Zakorum Kilisesi, Zakorum Kilisesi'nin yükselişi, yozlaşması isimli videomda Akarat'la alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Yine Akarat kimdir inancın ve Zakorum Kilisesi'nin yükselişi inancın çağı isimli videomda da yine Akarat'la alakalı bilgilere erişebilirsiniz. Bence çok kıymetli, dileyen olursa izlesin. Gerçekten Akarat'la alakalı, yani Nairel Akarat Akarat diyor. Diablo evrenini eskiden beri takip etmemiş olan insanlar şey diyebilir, lan Akarat kim? İşte arkadaşlar, Akarat'ın kim olduğunu şu video serisinden ve şu iki videodan, Zakorum Kilisesi ve Akarat kimdir videolarından ulaşabilirsiniz diyebilirim. Bunları izleyin, okuyun, arkadaşlarınızla paylaşın, like atın falan filan arkadaşlar. Bunu bana lütfen söyletmeyin, artık ihtiyacım var işte, biliyorsunuz. Velhasıl Spiritborn klasından da bahsetmiş olduk. Benim beklentim bu yönde, farklı bir şey de çıkabilir tabii ki. Çünkü Diablo 4'te çok farklı şeyler deneniyor. Bu da hoşuma gidiyor. Bakalım. Ben böyle olacağına inanıyorum. Evet, expansion features'a gelecek olursak, şu alt kısımda benim, özellikle alt kısımdan başlıyorum çünkü bunları sevmiyorum. Hani böyle çerez erken önce sevmediğiniz yersiniz ya, ben sevmiyorum dediğim kısım oyunla alakalı, yani gameplay'i çok etkileyecek şeylerle alakalı. Yeni Mercenary'ler geliyor, çok araştırmadım, dediğim gibi ilgilisi pek değilim. Slay Together, New Co-op and Game Activity, Raid. Arkadaşlar, Raid mekaniğiyle Diablo Immortal'da daha önce karşılaştık. Hiç de beğenmedim. Ben Diablo oyununu solo oynamayı seven bir insanım özellikle. Bu tarz online olmaya zorlayan, partilemeye zorlayan kısımlardan hoşlanmıyorum. Özellikle de dediğim gibi bebeğim oldu, çocuğum oldu. Oyunu durdurup masanın başından kalkmak gerekiyor bazen. Bu imkan tanınmadığı için ayrıca sevmiyorum. Hadi diyelim online olsun, tamam karakter ölsün çok da önemli değil dediğim anda, ama raid olduğu zaman arkadaşlarınızın oyununu etkilemiş oluyorsunuz. Bakalım, umarım güzel olur, yanılırım. Güzel şeyler bekler. Buradaki raidin de dediğim gibi Akarat'ın mezarı olduğuna inanılıyor ki şuradaki küçücük görselden de bir tapınak vari bir yapının olduğunu konuşabiliriz. Burada da Akarat'ın inancını, yani kilisesine işaret ediyor olabilir. Evet, continue the campaign, yani evet hikaye devam edecek, bunun üzerine konuştuk. Dediğim gibi asıl orada benden size aktarmak istediğim tema şu: Nerel ya da Lorat ya da biz Nephilimler olarak her ne yapıyorsak yapalım, Mephisto'nun kontrolü altında yapıyoruz bence. O yüzden çok enteresan şeylerle karşılaşabiliriz. Yeni bir bölge geliyor. Nahantu. Nahantu'yu şöyle söyleyeyim. Diablo Fandom sitesinden ben bakıyorum genelde bilgilerime. Burayı biraz araştırdığımızda şöyle söyleyeyim size. Çok hepsini okumak istemiyorum ama haritadaki şu üçgen bölgesinden bahsediyoruz diyebiliriz. Yani yine Trojan halkının, Umbarok klanının bulunduğu bölgede geçecek hikayemiz. Yani Nohant is a jungle region of sanctuary, yani bir ormanlık alan, evet.
To Outsiders is known. Dışarıdan Trojan olarak biliniyor. Yani şöyle. Ama tam bu bölge mi? Onun, şu an bilmiyorum yani. Hikayede geçecek olan bölgenin. Bu üçgen bölgesinde olacağından eminiz. Şöyle birkaç görsel paylaşılmış, konuyla alakalı yok. Bu Travinkle Tapınağı'nın bu arada. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Şuradaki tapınağın eski sanatsal çalışmalarından bir tanesi. Ama Nahantu bölgesinde şu görsel paylaşılmış, bu görsel paylaşılmış, yine bu görsel paylaşılmış. Burası da Travinkle Tapınağı'nın bir başka paylaşılan sanatsal çalışması diyebiliriz. Ve arkadaşlar, yani bu görselleri baz alacak olursak, burada yazan gelecek yeni bölgenin Nahantu olduğunun bilgisinin paylaşılması üzerine ve Nahantu'nun dışarıdaki insanlar, yani kendi halkı oraya Nahantu diyor ama biz dışarıdan oraya Trojan ormanı diyoruz. O yüzden bu bölgeye işaret ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Diablo 2'deki gibi, Diablo 2'de çok sıvı olduğunu söylemeyeceğim. O dönemin oyun yapma şartlarıyla şimdiki dönemin oyun yapma şartları inanılmaz farklı. O yüzden hani küçümsemiyorum ama inanılmaz bir görsel içerik, görsel şölen, sanatsal bir çalışmanın bizi beklediğinden eminim. Ve ben eski bir Diablo oyuncusu olarak o bölgeyi tekrar bu oyun mekanikleriyle, bu oyun yapma gücüyle, bu oyun yapma grafiklerinin yani yüksekliğiyle tekrardan görecek olmamda çok seviniyorum diyebilirim. O yüzden bir tık daha heyecanlıyım eski bir Diablo oyuncusu olarak. Dediğim gibi burada daha çok bahsedilecek şey belki bulabiliriz kazarsak ama aslında aynı şeyleri tekrar tekrar etmiş oluruz. O yüzden kazımak istemiyorum. Evet, yeni bir mekanik geldi oyuna. Bu zaten şu anda Diablo 4'e de eklendi. Expansion'ı almanıza, bir gelmenize falan gerek yok. Bu direkt olarak geldi size. Bu köpecik Diablo 3'te vardı aslında bu mekanik ama. Neyse, onu da söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar, Diablo 3'te pek çok şeyi denediler. Diablo 3'te pek çok şeyi yaptılar. Yaklaşık yani 30-40 sezon oldu orada. Oradaki tecrübe ettikleri şeyleri yavaş yavaş Diablo 4'e uyguluyorlar. Yani oyun mekaniğiyle ilgili şikayetleriniz varsa emin olun hepsini çok iyi biliyorlar. Hepsini de yavaş yavaş getirecekler. Pet de onlardan biri. Bu petin olayı ne? Item topluyor yerden. Ve bu güzel petin adı Ashera. Onu da söyleyeyim. Selam Ashera. Ashera'nın hikayedeki önemi de çok büyüktür. Iron Wolf klanının lideridir. O yüzden de bize bir kurt vermişler. Çok da ne derler? Mesaj göndermesi olmuş, öyle söyleyeyim. Neyse, devam edelim. Çünkü diğer 3 köpekten, diğer 3 petten de bahsetmiştim. Köpek biraz yanlış oldu. Burada bir 3 pet daha var. Bunları özellikle şöyle göstereyim. Diğer petleri, İşte pahalı versiyonları alırsanız edineceksiniz, öyle söyleyeyim. Ne yazık ki bunu artık bir satış stratejisi olarak geliştirdiler ama tabi bunlar sadece kozmetik şeyler, görsel şeyler. Siz zaten bu pet alacaksınız ve aynı işlevi görecek, sizin eşyalarınızı yerden toplayacak, paranızı toplayacak. Bunlar da eğer seviyorsanız, böyle bir işte kaplanım kurdum olsun diyorsanız, ekstra para vererek alabileceğiniz şeylerden biri. Ben bunlardan neden sana aslında bahsetmem, beni tanıyorsunuz, çok uzatmam ama isimleri çok manidar geldi bana. Alcor, The Snow Leopard, Pet, Hiraldly, şu arkadaş ve Natalia. Ve bu üç ismi ve Ashera'nın ismini görünce arkadaşlar, şurayı Kuras Docks, yani Kuras Limanı dan bahsetmeden edemeyeceğim. Kuras Limanı bu arada Diablo 2'de bizim gidip de, yani Diablo 2'deki şehirlerden bir tanesiydi, öyle söyleyeyim. Act 3'te geliyorduk. Bizim ana base'imizdi Kuras Limanı. Oradan görevler alırdık. Oradan işte potumuzu, eşyamızı, tamirimizi falan yaptırırdık. Bu petlerin isimleri arkadaşlar buradaki NPC'ler. Alcor Potion amcaydı. Ashera Iron Wolf klanının lideriydi. Orada bize işte görevler veriyordu. Carchurt falan, işte oradan gidip yancı satın alıyorduk falan, yani öyle bir şeydi. Diğer arkadaş Hiraldly tamircimizdi. Natalia da Agent of the Vizcaktar. Vizcaktar klanının hikayesi inanılmaz hoşuma gidiyor. Evet, bu kanalda var. Araştırın, anlatmayacağım şimdi. Demon Hunter'larla ilişkilendiriliyor. Assassin klanıyla ilişkilendiriliyor. Acaba diyoruz, buradan ufak bir mesaj gelir mi? Çok da büyütmek üzerinde düşmek ve hayal kurmak istemiyorum. İşte bir Demon Hunter gelmez çünkü Rogue var ama Assassin gelir mi bilmiyorum. Gene Rogue var.
Ama Natalia ismini verilmiş olmasının ben sadece Kuras limanlarında hikayenin geçeceğinin mesajının olduğunu düşünmek istiyorum o yüzden. Ve bu üç yancı hayvan arkadaşın isimlerinde böyle eskiye atıfta bulunması da çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Evet, yine fazla para verirseniz pet alacaksınız, armor set alacaksınız, kozmetik olacak bunlar, bunları falan alacaksınız. Daha fazla kozmetik, daha fazla kozmetik ama şu iki görselden ben konuşmak istiyorum. Bu iki görsele bakarak aslında yine daha önce söylediğim şeyleri pekiştirmiş oluyorum. Nedir o? Evet, bir Demon Hunter, ay ağzıma, Demon Hunter değil, Witch Doctor ırkının, yani şöyle söyleyeyim, ırkı değil sınıfının, şöyle Spiritborn'un temasında Witch Doctor görsellerini Diablo 3 oynayanlar eminim. Aha evet, Witch Doctor setlerine benziyor diyecektir. Witch Doctor setlerine benzer bir görüntü var. Yine kozmetiklerde de Witch Doctor ve Kurast bölgesinin görsellerine benzer, mimari yapısına benzer şeyler var. Buradan da artık iyice artık buranı görev yapacağımızı, burada oyun oynayacağımızı netleştirmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi şöyle tekrar haritayı açacak olursak, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu koca bölgede geçti ilk oyun Diablo 4 ve şu küçük alana sığdıracaklarını, küçük alana sıkıştıracaklarından emin değilim. Ben şuradaki şu çizdiğim adanın ya tamamını ya da şöyle dışına çıkarak Swampland'ı da içine kapsayacak bir bölgeyi ele alacaklarını düşünüyorum. Evet, bu bölgede başlayacağız. Bu bölgede güzel görevler, güzel bosslar, güzel dungeonlar yapacağımızdan, göreceğimizden eminim. Güzel hikayelerle karşılaşacağımızdan eminim ama hikayenin buraları da taşabilme ihtimalini göz ardı etmek istemiyorum. Çünkü Akarat inancı, Nairil'in taşı tutarak sürekli dua ettiği kişi, Akarat inancının buralara kadar taştığını ve şu bölgenin geneline hakim olduğunu, bu arada Akarat inancı bütün dünyada biliniyor. Hani şey değil, abi burada bilmiyorlar falan değil, biliniyor. Ama buralarda hakim olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şöyle bir bölgede oyunun geçmesini bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Devam edecek olursak editionlar var burada, versiyonlar var. İşte alabilirsen al kardeşim, al ancak oyununu oyna versiyonu. İşte alabilirsen güzellikler var içinde, işte petim var, armorum var, biraz da işte battle pass veririm falan edition'ım var. Bir de ulan her şey edition'ım var, işte burada bahsettiğim ne varsa hepsini alırsın edition'ım var. İşte kanat veririm, portal veririm, pet veririm, platinum veririm edition'ım var. Dediğim gibi arkadaşlar, ben açıkçası çok ilgilenmiyorum, ilgilenemiyorum, istiyorum. Umarım karımın, çocuğumun rızkından pitikleyebilirsem ben de en büyük edition'ı almak istiyorum. Sağ olsun sevgili eşim Eda diyeyim yani. Bana çok güzel bir hediye yaparak ilk şeyde en büyük edition'ı almıştı bana. Çok mutlu olmuştum. Yine aynı şeyi yapabilirsem çok mutlu olacağım. Ama şu anda ailemde bir ufaklık daha var. Onun da rızkını gasp etmek istemiyorum. Velhasılı Kelham arkadaşlar, toparlayacak olursak. Uzun uzun konuştum. Yaklaşık bir 40 dakikadır falan konuşuyorum. Oradan bakıyorum süreye. Evet, çok uzun konuştum. 10 dakika konuşurum, kapatırım diyordum. Yine çenem düştü. Kusuruma bakmayın. Video çok uzun olduysa, konu dağıldıysa gerçekten özür diliyorum. Ama çok heyecanlıyım. Çok inanılmaz terledim. Sizlerle tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Yeniden video yaptığım için çok mutluyum. Şöyle bir özet geçecek olursak. Nefretin Bedeni, Nefretin Cesedi isim, Nefretin Bedenini tercih ediyorum. Nefretin Bedeni, Vessel of Hatred expansion'ı. Bence güzel bir lore wise expansion olacak ama bazı oyuncuları doyurmayabilir. Endişem hala içimde var. Özellikle işte bu high end game killer arkadaşlar var biliyorsunuz. İşte vuracağım ben, en çok ben vuracağım. Oğlum bir vuruyorum 3 milyon falan filan. Derken işte ben o tarzlarda pek olmadığım için hikaye anlamında çok güzel şeylerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bilmiyorum, çünkü şöyle söyleyeyim, ben Mephisto'yu baya beğeniyorum. Mephisto'nun nasıl söyleyeyim, yani iblisliğini, şeytanlığını yayma şeklini çok beğeniyorum. Hani dediğim gibi, daha önce bahsettiğim Baal gibi, Diablo gibi kırarak, dökerek, yakarak, yıkarak değil, bir üstün zekayla, bir üst zekayla bunu yapıyor. Yavaş yavaş planını ortaya koyuyor. Ve aslında dediğim gibi bu iki videoda da
Oyunda da sık sık bunların mesajı veriliyor. Bu dediğim gibi alttan alta çok hoşuma gidiyor. Ve ben böyle şöyle söyleyeyim. Bize karşı kışkırtılmış insan ırkı ya da dünya insan ırkı demeyeyim de hani Sanctuary'deki diğer ırkların birbirine düşürülmesinden ya da Nephilim'a düşman olmasını falan bekliyorum. Öyle şeyler seziyorum. Ondan dolayı çok mutluyum. Dediğim gibi çok güzel bir expansion geleceğini düşünüyorum. Ah keşke daha ucuz olsa da oynanabilirliği daha çok olsa. Ama yapacak bir şey yok. Bizim ekonomimizle alakalı bir problem. Umarım Diablo 4 gibi de belli bir süre sonra Game Pass'e gelir de herkes erişebilir ama bu bir expansion nasıl olacak bilmiyorum. O konuda da pek bir fikrim yok açıkçası. Olursa sosyal medya hesaplarımdan paylaşırım. Ha, bu arada sosyal medya hesaplarım demişken arkadaşlar, evet Twitter'da falan genelde haber paylaşıyorum. Yani haber derken işte şu an yayın açtım gelin, işte şu an video attım gelin tarzında. Ama Instagram olsun. Instagram'da mesela böyle Diablo içeriklerine erişebilirsiniz. Ya da Blogspot sayfamda Diablo hikayelerine ya da işte WoW hikayelerine, gezi rehberlerine, gezi rehberlerim kendimce yaptığım şeyler. Diablo hikayelerine erişebilirsiniz. Ki bu Vessel of Hatred'la alakalı burada videolarım olduğundan da size bahsettim. Bunları da takip edip okuyup ya da izleyebilirsiniz. İlginizi çekecektir. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takip etmek önemlidir diyebilirim. Yani Diablo ile ilgili böyle küçük böyle bite size dediğimiz hani ısırımlık bilgiler paylaşıyorum. Eminim hoşunuza gidecektir. İşte Bulkatos olsun, işte Ana olsun, Umbaru Kulan olsun. Özellikle şu anda Vessel of Hatred expansion ile alakalı olan bir paylaşımmış diyebilirim. Şu an şöyle söyleyeyim. Bunu ben 4 Eylül 2020'de yapmışım arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Ve hala geçerliliğini koruyor diyebilirim yani şu an gelecek olan expansion'da. O yüzden beni takip etmeyi unutmayınız. Pek bu tarz şeyleri yapamam, beceremem bilirsiniz. O yüzden çok uzatmıyorum arkadaşlar. Umarım yaptığım yorumlar, düşüncelerim hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki Diablo Lore videosunda görüşmek üzere diyeceğim ama umarım bu sefer arayı çok açmam. Oğlum biraz daha büyüdü, artık bebek. Hani 1 yaşını geçti, yani hala bebek tabii ki de. Hani eskisi kadar zorlanmıyorum, ekran başına geçebiliyorum. O yüzden yayınları takibe alın arkadaşlar. Mümkün mertebe yayın da açıyorum. Videoda yapmaya çalışacağım, size söz veriyorum. Özellikle lore'la alakalı sohbetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok özlemişim. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.